Keresin Sultanahmet Otel, lobisi müze gibi. Ama teras harika. Önce bir yukarı çıkmamız gerek. Efendim, şu an bulunduğumuz yer bin yıllarca dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş bir yer. Sultanahmet ve çevresi. Büyük Konstantin 4. yüzyılda Bizantiyon kentini Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak atamış. İşte olan ondan sonra olmuş. İstanbul önce Konstantinopolis adını almış, daha sonra birçok isimlerle evrim geçirmiş ve hep önemi tarih boyunca giderek artmış. Önce Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti, daha sonra da Türklerin İstanbul'u fethiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmaya devam etmiş. Konstantin sarayını tam da bu alana yapmış. Müthiş büyük bir alan. Sultan Ahmet Four Seasons Oteli'nden başlayarak Sultan Ahmet Camii'ni ve çevresini içine alacak şekilde, üzerinde bulunduğumuz Eres'in Sultanahmet Oteli'ni de kapsayacak şekilde aşağıda Küçük Ayasofya'ya ve sahile kadar giden bütün alan aslında saray alanıymış. Bin yıldan fazla saray olarak kullanılmış. Ama sonraki dönemlerde burası bir yerleşim yerine dönmüş ve sarayın binaları yıprandıkça, eskidikçe tahrip olmuş. Bunun üzerine yeni binalar inşa edilmiş. Yeni binaları inşa ederken eskileri yıkmakla uğraşmamışlar. Çoğunlukla molozla doldurup üzerine ihtiyaç duydukları binaları inşa etmişler. İşte bu yüzden bu bölgede şu an nereyi kazarsanız kazın altından mutlaka tarihi eser çıkacaktır. Efendim, Büyük Konstantin'in inşa ettirmiş olduğu hipodrom binasına bakıyoruz tam arkamızda. Bakın, yukarıda pembe bir bina, modern, 20. yüzyıl yapısı. Altında daha eski bir yapı görüyoruz. Alttaki yapı hipodrom. Yani at arabası yarışlarının koşulduğu, aşağı yukarı 50 bin ile 100 bin seyirci kapasitesi olan ve Konstantin'in inşa ettirmiş olduğu 1600 yaşında bir bina. Bir ara su depolama ihtiyacı o kadar artmış ki Bizans'ta, hipodromun bu alt kısımları, yani tribünlerin altına tekabül eden kısımları sarnıca dönüştürülmüş. Şimdi onun üzerinde bir meslek lisesi var. Yani tarihle yeni bina iç içe geçmiş durumda. Efendim, Sultanahmet'te çok güzel ve özel bir binanın lobisinde oturuyoruz. Burası çok güzel bir otel. Eres'in Sultanahmet Otel. Gerçekten bir müze gibi. Burada yapılan kazılarda bulunmuş veya çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir lobi burası. Otelin sahibesi sevgili Müberra Eres'inle birlikteyiz. Müberra Hanım'a soralım bakalım. Müberra Hanım, böyle güzel bir otel, bunun hikayesi nasıl? Burayı inşaat anından itibaren siz mi hep planladınız, kurguladınız, uğraştınız? Biz bu binayı almaya karar vermeden önce aslında bu binanın inşaatı başlamıştı ve lobi katındaydı. Binanın kazıları sırasında bulunan tüm tarihi eserlerde kapıda arkeoloji müzesinin gelip almasını bekliyordu. Sonrasında biz dedik ki burası 59 odalı küçük butik bir otel olabiliyor. Eğer bu tarihi eserleri burada tutamazsak çok da bir anlamı yok aslında. Araştırdık ve olabileceğini düşündük. Türkiye'deki ilk ve aslında tek register edilmiş müze oteldir Eres'in Sultanahmet. Dolayısıyla misafirlerimizi keyifle tarihin içinde ağırlıyoruz. İçeride 49 parça tarihi eser var.
sergileniyor. Bunların 2. 3. 5. 9. yüzyıllardan kalma tarihi eserler. Binanın en önemli özelliği aslında baktığınız zaman arkamda gördüğünüz sarnıçta da göreceğiniz gibi 9. yüzyılda yapılmış ama üzerinde kullanılan taşlar Osmanlı, Roma, Helen, Bizans dönemine ait taşlar. Dolayısıyla aslında bütün bir tarih bu binanın üzerinde yaşamış. Tabii bu tarihi eserlerin üzerlerinde zaten bir koruma var. Üzerinde gördüğünüz plakalar da Arkeoloji Müzesi'ne ait. Arkeoloji Müzesi'ni gezen her kişi aslında bu tarihi eserlerin Eresin Sultanahmet'te sergilendiğini görüyor. Ve görmek isterlerse de sabah 9, akşam 5 biz onlara eşlik ediyoruz ve lobideki tarihi eserleri gösteriyoruz. Bakın çok kalın bir duvar ve üzeri hidrolik sıvayla kaplanmış. Bu duvar böyle devam ediyor. Buradan sağa dönüyor ve hatta şuradan bir kere daha sağa dönüyor. Yani kalın duvar ve hidrolik sıva hemen zaten suyu çağrıştırıyor. Bunlar muhtemelen sarnıç olduğu düşünüldü. Ama arkeolojik kazılar devam ettiğinde binanın ortasından değişik yönlere giden küçük su kanalları tespit edildi. Bu su kanallarının bulunmasıyla birlikte bu binanın sarnıçtan öte bir maksem, yani suyun sarayın değişik bölümlerine dağıtılmak için önce depolandığı ve buradan da değişik yönlere verilerek dağıtımın yapıldığı bir maksem olduğu düşünüldü. Efendim, otelin restoranının tam ortasında, zeminin aşağı yukarı yarım metre, bir metre altında inşaat esnasında bulunmuş olan bir Bizans mozaiği. İsa'dan sonra 5. 6. yüzyıla tarihleniyor. Gerçekten renkler hala canlılığını koruyor. Çünkü biliyorsunuz mozaikte renkler zaten taşın orijinal rengi. Normal koşullarda belki de müzeye taşınması, orada sergilenmesi gerekirdi. Ama otelin yetkilileri ve sahipleri yerinde korumak ve onu sergilemek için özel izin almışlar ve restoranın bir parçası haline getirilmiş. Yani bu tür yaratıcı fikirlere bayılıyorum. Şehir arkeolojisinin çok güzel örneklerinden biri olarak bu otel bu harabeleri veya bu antik kalıntıları otelin lobisinin dekoru olarak kullandı ki gerçekten eşi benzeri olmayan çok özel bir durum.